Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, yine bir videoda sizlerle birlikteyim. Kardeşlerim, bugünkü konumuz hayatımızın içerisinde yapmış olduğumuz iki önemli düşünce hatası. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Bahsetmeden önce de şunu hatırlatayım. Eğer bana katılan veya katılmayan dostlarım varsa, yorumlarda belirtirlerse kardeşlerim, biz de birbirimizi hem desteklemiş oluruz hem de birbirimize değer katmış oluruz ve başka bakış açıları varsa onları da görmüş oluruz diye düşünüyorum. İnşallah katkı sağlarsınız sevgili kardeşlerim. Öncelikle Rabbimden hepinize afiyet, sağlık ve huzur diliyorum. Şimdi yapmış olduğumuz iki önemli düşünce hatası nedir? Bunlardan bir tanesi sevgili kardeşlerim, kişiselleştirme. İkincisi de genelleştirme. Bu iki hatayı hepimiz maalesef yapıyoruz günlük hayatımıza. Belki farkındayız, belki de farkında değiliz. Ama hepimiz bu iki hatayı yapıyoruz sevgili kardeşlerim. Ben de dahil, sizler de dahilsiniz. Biraz farkındalık olsun. Belki bundan sonra biraz daha gayret ederiz. Yapmamaya çalışırız. Kişiselleştirme. Her olayı, her durumu, her problemi üzerimize alıyoruz sevgili kardeşlerim. Oysa bize ait olan var, olmayanlar. Her olay bize ait olmayabilir sevgili kardeşlerim. Ama ne yapıyoruz? Her olayı kişiselleştiriyoruz, üzerimize alıyoruz. Mesela okulda çocuğumuz kötü bir not alıyor. Geliyor eve. Ne yapıyoruz? Anne olarak ben iyi bir anne değilim, baba olarak ben iyi bir baba değilim diyerek olayı sahipleniyoruz. Başka bir iş yerinde mesela bir proje çalışması yapılıyor. O projede 15 kişi var sevgili kardeşlerim. Ama proje olumsuz olarak onaylanıyor veya onaylanmıyor. Geliyoruz, o 14 kişiyi görmüyoruz. Bütün suçu kendi üzerimize alıyoruz. Benim yüzümden proje onaylanmadı diyoruz mesela. Sanki orada 14 kişi yok, o bir takım çalışması değil. Bütün yükü üzerimize almış oluyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz biliyorsunuz. Örnekleri çoğaltmamız çok çok mümkün sevgili kardeşlerim. Bir yemek yaparken bile bunu düşünebilirsiniz. Yemek size bağlı olmadan işte teknik problemlerden dolayı hata oluyor ve siz kendi üzerinize alıyorsunuz. Benim yüzümden diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kere bu kişiselleştirme olayından kurtulmamız lazım. Dünyadaki bütün olayların müsebbibi bizler değiliz. Tamam, bazı durumlarda, bazı olaylarda, bazı problemlerde bizim katkımız olabilir. Olumsuz bir şekilde bizim yapmış olduğumuz hatalardan kaynaklı olabilir. Ama geneli böyle değildir sevgili kardeşlerim. Siz kendi hatanızı bulacaksınız ve onu düzeltme yoluna gideceksiniz. Hepsi bu. Yani biri bir şey söyledi diye üzerinize almanın, üzerinize alınmanın bir manası anlamıyor. Belki o kişi herkese karşı öyledir ki öyle zaten. Bir adam herkese karşı iyidir, bir adam herkese karşı kötüdür sevgili kardeşlerim. Yani size özel bir davranışı yoktur belki de o adamın. Siz onu kişiselleştirdiğiniz için size karşı kötü davrandığını düşünürsünüz. Size karşı iyi davrandığını düşünürsünüz. Kişiselleştirme yapmak aslında bizi hatalı bir davranışa doğru sürüklüyor. Ve günümüzün aslında berbat geçmesini de sağlıyor. Maalesef ne yazık ki. Olumsuz olarak yansıyor hayatımıza. Oysa kişiselleştirmeyelim olayları. Analiz edelim. İyice bir araştıralım. Hatamız varsa bunları düzeltelim. Hatamız yoksa da bakalım daha iyi nasıl yapabiliriz? Bunun derdine düşelim sevgili kardeşlerim. Her olayın müsebbibi biz değiliz. Bu davranıştan, bu hatalı düşüncemizden vazgeçmeye çalışalım artık. 2. Genelleştirme. Bir de böyle toptancılık tarafımız var sevgili kardeşlerim. Her şeyi toptan hallediyoruz. Bir adamın 10 tane özelliği var. 8 tanesi iyi. 2 tanesi kötü, ya bu adam kötü diyoruz. Oysa o 8 taneyi görmüyoruz ne yazık ki. Aslında bu kurumların içerisinde de öyle, kuruluşların içerisinde de öyle, siyasi partilerin içerisinde de öyle, futbol kulüplerinin içerisinde de öyle, okullarda da öyle. Ne yapıyoruz? 1-2 tane kişinin hatasını tamamen bütün kulübe bağlıyoruz, bütün siyasi partiye bağlıyoruz. Bütün kurum veya kuruluşa bağlıyoruz. İşte onlar yaramaz. Veya cemaatler için de böyle sevgili dostlarım. Bir iki tane serserinin, şerefsizin yapmış olduğunu bütün cemaatlere, bütün işte tarikatlara bağlıyoruz. İşte tarikatlar kapatılsın. Değil mi? Ne kadar toptancıyız aslında. Oysa böyle kurumların, kuruluşların içerisinde hainler de olabilir.
çıkar için orada bulunanlar da olabilir. Kendi menfaatlerini düşünen insanlar da olabilir. Kuruma zarar vermek için orada bulunanlar da olabilir. Biz bu tarafını hiç ilgilenmiyoruz. Toptan işte bir iki tane adamı görüyoruz. Oo, onlar zaten şerefsiz, onlar zaten haysiyetsiz, onlar zaten kapatılmalı gibi söylemlerle aslında toptancılık yapıyoruz. Arkadaşlar, bir iki kişinin, üç beş kişinin yapmış olduğu kötü hareket, kötü davranış bir kuruma mal edilemez. Kişiler gelip geçicidir ama kurumlar kalıcıdır. Bunu mesela işte İslam içinde yapıyorlar değil mi? İslamofobi diye bir saçma sapan bir şey var. İşte bir iki tane güya Müslüman olduklarını söyleyen kişilerin yapmış olduklarını İslam'a mal etmeye çalışıyorlar. Oysa kişilerin yapmış olduğu hiçbir günah İslam'a mal edilemez. İslam saf, temiz ve gayet düzgün bir şekilde ilerleyişini sürdürmekte. Ama onların içerisinde bulunan herkes Müslüman olmadığı için sevgili kardeşlerim, münafıkları da var, kafirleri de var. İslam'a zarar vermek için de içerisinde bulunan insanlar olduğunu düşünmeden işte Müslümanlar böyle, İslamiyet böyle, barış dini değil, savaş dini gibi söylemlerle toptancılık yapıyoruz. Bu siyasi partiler içerisinde de geçerli. Birkaç tane milletvekilinin yanlış, yalan yanlış hareketleri yüzünden komple partiyi karalıyoruz. İşte bütün parti böyle. Kötü. Bütün parti ya da iyi. Genelleştirme yapmamak lazım sevgili kardeşlerim. Bu da çok büyük hatamız. Mesela geçenlerde bir tanesi, bütün imam hatipler işte dilim varmıyor, işte sapık yetişiyor. Kardeşim, kaç tane adam gördüm böyle? Binlerce imam hatip mezunu var bu ülkede. Ve Cumhurbaşkanı da imam hatip mezunu. Ne demek istiyorsun yani? Ben de imam hatip mezunuyum. Kaç tane kişi gördüm böyle? Bütün kuruma nasıl mal edebiliyorsun? Bütün imam hatipler böyledir nasıl diyebiliyorsun? Ne kadar saçma, ne kadar gerizekalı bir yaklaşım değil mi bu sevgili kardeşlerim? Bir ailede bile herkes dört dörtlük mü? Kendi ailenizi şöyle bir göz önünde bulundurun sevgili kardeşlerim. Dört dörtlük mü? Mutlaka bir iki tane kötü çıkmıyor mu arasında? Aileye zarar vermiyor mu? Veriyor. O aile kötüdür diyebilir misiniz? O anne baba kötüdür diyebilir misiniz çocukları yüzünden? Yanlış yapıldığı zaman. Çocuklarının yapmış olduğu bir yanlış yüzünden. Anne babası kötüdür diyebilir misiniz? Böyle toptan, genel, o aile yaramaz, o sülale hiç yaramaz diyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Böyle saçma, böyle akıl tutulması açıklamaları nasıl yapabiliyorlar? Bu hata, genelleştirme yapmayalım sevgili kardeşlerim. Her insan özeldir. Her insan kendine özgüdür. Her insanın hangi niyetle neyi yaptığını asla bilemeyiz. Bir kurumu zedelemek için mi giriyor? Oraya fayda katmak için mi giriyor? Bu sosyal medya hesaplarında da böyle. Binlerce takipçi var. Kaç tanesi samimi? Kaç tanesi orada sizinle yol almak için ilerliyor acaba? Belki menfaatleri için yanınızda. Belki çıkarları için yanınızda. Belki size zarar vermek için yanınızda sevgili kardeşlerim. O nedenle bir adamın hatasını bir kuruma mal etmeyelim. Asla böyle bir genelleme içine kanısına varmayalım sevgili kardeşlerim. Genelleme yapmaktan kendimizi uzak tutalım. Bu her türlü olayda böyle. Birini gördünüz bir yanlış yapıyor. Bakın, düzeltebilecek gibi ise elinizle düzeltin. Düzeltilemeyecek gibi ise kuruma söyleyin, şikayet edin. Yerine getirsinler. Şikayetinizi değerlendirsinler. En azından o adamın suçuna ortak olmayın. Onunla birlikte gaza gelip de bütün kurumu, bütün camiayı suçlamayın. Evet sevgili kardeşlerim, çok konuştum. İki önemli konumuz var. Biri kişiselleştirme, biri genelleştirme. İkisinden de kaçınalım. Objektif olmaya çalışalım. Olaylar karşısında şöyle bir kendimizi sorgulayalım. Bir geri duralım önce. Bir başka biriymiş gibi olaylara bakalım. O objektifle baktığımız zaman yanlışımızı görelim, doğrumuzu görelim. Hangisi zararlı, hangisi faydalı, onu değerlendirelim. Ondan sonra güzel bir kanıya varalım. Ama toptancı olmaktan uzak duralım, bireyselci olmaktan uzak duralım sevgili kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sevgi ve muhabbetle herkese iyi akşamlar.